Herkese selam. Zaman hızlı geçiyor ve biz de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Exen ve Gain TV yayın hayatlarına başladığı bir ay belki de biraz daha uzun oldu. İki platformunda farklı mecralardan aldığı tepkileri inceledik. Bugün Gain ve Exen ne alemdeler Onları konuşacağız. Intro gelsin ve siz de daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın. Yayın hayatlarına başladıkları andan itibaren iki platformu da biz ekip olarak kullanıyoruz. Biz fikrimizi birçok kez belirttik ama yine de bu videoda aralara bir yerlere sıkıştıracağız. Kullanıcılar neleri şikayet etmiş, neler övülmüş, bizim gözümüzden neler kaçmış ve bu süreç nasıl ilerlemiş genel olarak bakacağımız şeyler bunlar. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda akla ilk gelen sitelerden ekşi sözlükte Exen için övgüler yerli girişim hakkında olmuş. Geri kalan şeyler ise platform ve içerik eksiklikleri hakkında. İnsanların kafasındaki soru hala YouTuber dolu bir platforma neden para vereceğim? Beni para vermeye teşvik eden şey ne? Evet, Exen'deki genel sıkıntı bu. YouTube üzerinden tanınan isimleri, programları kendi bünyesinde topladı. Bu zamana kadar vakit geçirmek için ücretsiz olarak izledikleri şeylere neden şimdi para versin insanlar? Üstelik şu anki gündemde giderleri bu kadar kısmak söz konusuyken, Exen'in eleştirilen kısmı tam olarak bu. 7 günlük deneme sürümü alırken bile paket seçmek zorunda kalıyorsunuz. İnsanlar daha uygun olduğunu bildiği için reklamlı paketi seçiyor ve bir video başına 5 tane reklam verildiğini söylüyorlar. Reklamlı olduğu bilgisi tamam ama reklam sesinin uygulamanın kendi sesinden daha şiddetli olması çok konuşulmuş. Yani hiçbir şekilde Netflix kadar rahat hissettirip sizi pür dikkat çeken bir havası olamamış maalesef. İçerik olarak baktığımızda yine bu kitle şöyle söylüyor. Yaş grubu olarak bize hitap etmiyor. Daha çok genç kesimin altındaki çocuk kesim düşünülmüş. Bu tip yorumlar çok fazla yapılmış. İçerisinde birkaç ciddi yapım dışında platformun kendi yapımlarının büyük kısmı çocuk kesime hitap ediyor. Özellikle Aleyna Tilki ve Cemalcan'ın Benim Masalım adlı dizisindeki yapay atmosferi ve sihirli annemi düşünürsek pek de haksız sayılmazlar. Çok fazla YouTuber'ın programı olması hala tartışma konusu. Sadece YouTube'da aşırı ün yapmış veya gündemde olan kişilere ait programların binlerce çeşit versiyonunu bu zamana kadar hem o kişilerden hem de başka kişilerden izleyen insanlar ne gerek vardı diyerek tepki gösteriyor. Platform sadece TV8 izleyicisine hitap ediyormuş gibi hissettiriyor. Programlar, program sonrası ünlenen kişilerin projeleri, oylamalar, fanlar. Kanser oldunuz mu? Exen yapılan yatırımlara rağmen içerik bakımından ve uygulama arayüzü açısından ciddi anlamda sınıfta kalmış ve insanları memnun edememiş gibi görünüyor. Ses getirecek bir yapımı yok maalesef. Çok yüksek kaliteli insanlarla işbirliği yapmış olması bile projenin kalitesiz olmasından dolayı yapımları değerlendiremiyor açıkçası. Yapılan yorumların tamamını buraya eklesek muhtemelen bize acun düşmanı vesaire falan sanırdınız. Ama bunlar kullanıcıların ve bizim yorumlarımızın harmanlanmış hali. O yüzden taşı direkt bize atmayın. Objektif olmak zorundayız. Bu da bizim farkımız olsun. Gelelim Gain TV'ye. Gain için yapılan yorumlar aslında bizi biraz şaşırttı. Yine yerli ve milli alternatif örgüsü Exxon'da e olduğu gibi bunda da var. Genel yorumlar ise uygulamanın bağımlılık yaptığı yönünde. Aslında bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Platformun kendince pazarladığı kullanıcı dostu arayüzü kesintisiz izlenmelere sebep oluyor. Kaydır başka bir şey izle. Yukarı bas başka bir şey izle. Telefonu yukarı at hop aşağıdan yakala başka bir şey izle. Yani sürekli izlettirecek bir şeyler oluyor ve kısa olmaları zamanın nasıl geçtiğini anlamamızı engelliyor. Üstelik egzeni geride bıraktıran mevzusu ücretsiz olması. Ne kadar süre daha ücretsiz bilemiyoruz. Gerçi bir açıklamalarda mevcut değil. Hem ücretsiz hem de reklamsız olması Reklamsızı da reklamlısı da ücretli olan egzeni bir miktar solluyor. İçerisinde yer alan MFE belgeseli hakkında en çok konuşturan başlıklardan birisi. Engin Günaydın'ın projesi de çok fazla konuşturmuş. Sadece dizi film haricinde spor, haber ve popüler kültür unsurlarının yer alması kullanıcılar tarafından çok beğenilmiş. Gain için genel sıkıntı ise sadece mobil olarak kullanılabilmesi ve farklı işletim sistemlerinden kaynaklı tasarım sorunları olmuş. Bununla birlikte Ufak ufak uygulama hataları ve eksiklikler de gözden kaçmamış. Ayas uygulamasında kullanım sıkıntılarının olduğu belirtilmiş. Video oynatma, durdurma veya geçiş yaparken bazı zorluklara da çok fazla yer vermişler. Geyin, içerik açısından daha izlenilmesi gibi duruyor. Ama asıl tepkiyi birkaç hafta sonra geri kalanları izlemek için abone olup ödeme yapmanız lazım haberi geldiğinde alacaktır. Umarız çizgisini bozmadan devam eder. Koskoca bir ay geçti ve 2021 bize Nur Topu gibi iki tane yerli platform verdi. İkisinin de eksikliklerinin olması normal karşılıyoruz. Ama Exxon için konuşursak sahibinin ismine güvenerek aceleye getirilmiş bir platform olduğunu düşünüyoruz. Gain ise daha sinsice ilerlemiş ve çıkış tarihi yaklaştığında haberini yapmıştı. Hitap edilen kesim sorununu çözüp içeriklerine daha fazla önem verirlerse günümüz popüler platformlarına yaklaşabilirler belki. Bu video yayınlandıktan sonraki günlerde yeni videolar gelmezse bilin ki sokakta bir kör kurşuna kurban gittim. O yüzden biz bu riski alırken siz de beğenip abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.